Çok korktum. Ben de. Çizmeleri görünce... Sana demiştim korkunç gözüküyorsun diye. Karanlık çökünce hırsızlar çiftliğe geliyor. Prophet efsane! Prophet efsane! Ah! Vuruldu bu! Gidin siz! Yüzbaşı bize niye görev verdi? Kaçakları yakalayalım diye. Burada böyle eli kolu bağlı duramam. Durma. Zaten olan oldu. Herkes silahların bizde olduğunu öğrendi. Varil taşıyordu. Evet, sadece ikinci kamyonda top var. Çok sağlam mühimmatları var. Hiç iyi alamet değil bunlar. Alın bunları ağla takın. Kitleyin, anahtarı da bana getirin. Kaldırın çabuk hadi. Postacıyı arıyorum. Nerede olduğunu biliyor musunuz? Tren birazdan kalkacak. Buralarda bir yerdedir. Çiftlikte zorluk çekiyor musunuz? Merak edilecek hiçbir şey yok. Bu fişeklere tüfeğe bakınca nasıl göründüğümü biliyorum. Ama her şey yolunda. Sedyeyi getirin.
sebep oldum. Siz uyardınız beni. Yanımda götürmemeliydim Ahmet'i. Aptal. Yunus kendine. Aptal. Kimsenin hatası yok. Aptal. 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 Bırak. Müsaade et. Yunus yapsın. Müsaadenizle kumandanım. Kolunuza bakacağım. Şimdi sırası mı? Nevzat teğmenim emretti. Hala ne bekliyorsun? Başlasana pansumanı. Kumandanım izin verirse... İhmal etmeye gelmez. Baksın işte. Şimdi mi? Evet şimdi! Koluna şimdi baktıracaksın! Bakma öyle. Hayatta kalmak için ne gerekiyorsa yapacaksın. Bu yarayla ölecek değilim ya. Nereden biliyorsun? Sakin ol Teğmen. Ben de Ahmet'in ölümüne senin kadar üzüldüm. Ben Nevzat Teğmen. Birliğin zayiat listesini yazdıracağım. Akçabacalı Vahap. Havranlı Hasan Kamil. Ve Kazanlızade Ahmet. Sabotaj yaptığımıza bile sevinemedik. Kızgınsın. Hepimiz kızgınız. O tepsiyle sallana sallana bahçeye mi geçeceksin? Silah seslerini duymuyor musun? Her silah sesinde evin içine mi tıkılacağız? Göz önünde olmayalım yeter. Sen de keman çalmaktan bir süre vazgeçsen. Uğursuzla hırsızla davetiye çıkartıyorsun. Aç mı kalsın Risto? Haklısın. Çiftliğin dışında birini gördüm. Kimse yok. Bir kadındı galiba. Kemanımı dinlemek için durmuş olamaz değil mi? Götürmeyecek miyim? Biri geliyor. Siz içeride kalın. Buyurun. Kızım ben Lena. Bir isteğiniz mi var? Nazlı Hanım'ı görecektim. Çiftliğin sahibi. Evde. Buyurun.
Sen Nazlı'sın değil mi? Evet. Siz? Yukarıdaki köydenim. Lena. Buyurun oturun. Daha önce tanışmadık değil mi? Hayır. Bir isteğiniz mi vardı? Kimse kalmadı mı çiftlikte? Siz yeni mi bahsediniz ise? Kuzenlerim. Üçümüz varız çiftlikte. Nazlı bir isteğiniz var mı diye sordu. Ziyaret sebebiniz? Ben peksimet getirmiştim. Karşılığında şeker varsa takas ederiz diye düşündüm. Tabii tabii. Ancak bize yetecek kadar var. Nişan pasteni ben yapmıştım. Bilmiyordum. Çok güzeldi, teşekkür ederim. Nişanlın. Ahmet'ti değil mi adı? Askerde. Haber alabiliyor musun? Evet. Mektuplarını alıyorum. Hivron. Hadi kızım. Araba hazır. Nazlı'ya hazırladığım yemekleri koyduruyorum arabaya. Sen de acele et biraz. Tamam tamam, elimi ayağıma dolandırma. Gözümüzün önünde olsaydı şu kız. Allah saklasın, çiftliği eşkıya basarsa. Gidiyoruz işte yanına. Yavaşsın Ferit Bey, yavaş. Ben kalkayım artık. Birkaç gün önce 3 Yunanlı asker yakalanmış. Onları köyde gördüm. 2 kişiydiler. Bir tanesi kaçmış galiba. Zayıf bir genç. Kambur durur, renkli gözlü. Hristo adı. Adı Hristo. Ailesi korku içinde. Bir haber duyarsanız biz köye inemeyiz. Biz size haber veririz. Size güvenebileceğimi biliyordum. Ne zaman başın sıkışırsa beni bul. Sen babanın emaneti sayılırsın bana. Babam bana sizden hiç söz etmedi. Belki de söyledi ama. Kim arıyormuş bir sorayım. Siperin batı tarafını kuvvetlendirmemiz lazım. Tamam. Postayı vereceklerim var. Ha gayret Ahmet, becereceksin. Daha hızlı, daha hızlı. Ahmet, ben seni... Necdet adım. Elim kaydı. Bir daha olmaz. Ya niye bekliyorsun? Hadi bekle. Hadi sen. Hadi kardeşim. Ne bağırıyorsunuz lan? Ne yapmıyorum be? Ne haliniz varsa görün. Yemek bebek yok. Bitti. Dökerim de bir lokmasını size vermem. Ne yapmıyorum be? Bunlar da sunucular. Bunlar teğmenim. Tabii onları da alacaksın. Ona yardım edemeyiz. Evet, çok tehlikeli. Risto'nun burada saklandığını biliyor sandım. Zeynep ağzından kaçıracak diye çok korktum. Kolay gelsin. Posta mı var? Yok kızım. Kasabaya mal almaya gidiyor. Mektubu gecikti Ahmet'in.
Merak etme, hep zamanında gelecek değil ya. Gelir gelir. Yunus'a bir şeyler oluyor. Git bak. Kumandanım, postanızı aldım. Sağ ol. Kendini kral mı sandın Yunus? Aptal. Kimi neden koruyabildin ki? Sana emanet ettikleri çocuğu bile koruyamadın. Ulan Ahmet, olur mu lan? Bana yapılır mı lan bu? Ölmeyecektin. Ölmeyecektin. Asker! Ne halt ediyorsun sen? Hemen işin başına. Ahmet'i öldürdüler. Hırsımı alamazsam kimseye bir hayrım dokunmaz. Çabuk buraya gel Yunus. Bırak o tüfeği. Yunus dur! Ahmet'in ölümüne tek üzülen sen değilsin. Bizim canımız hiç yanmadı mı sanıyorsun? Yakalayın şunu! Dur! 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 Dur. Gel! Dur! Gel! Dur! Dur! Bırak! Vazifenizin başına dönün. Yaptığının cezası çok ağır Yunus. Çekil gözümün önünden. Sakın karşıma çıkma bugün. Bunu annem koymuş sandığıma. Gelinliğim bu kumaştan biçilecek. Akşam kızıllığını gördüğümüzde yarın diyoruz içimizden. Yarın bize zaferi getirecek. Yarın yine tek vücut olacağız. Bu çocuk savaşmaya mı gitti, yazı dersine mi? Pek dillenmiş. Yazdıklarını sen de beğendin değil mi? Bir inanabilsem onun yazdığını da beğeneceğim de. Zeynep Risto'nun yanına gidiyor. Zeynep. Lena buradaydı. Ne oldu, benim için mi gelmiş? Ne dediniz? Aa, kolum acıyor. Burada olduğumu söylediniz mi? Konuşsana. Gelmesene üstüme. Ya deliye döndüm burada, bir şey söyle. Peksimet getirmiş. Delirtme beni Zeynep, ne dedi Lena? Takasa gelmiş. Şeker istedi, verdik. Gelmesinin seninle bilgisi yok. Yalan söylüyorsunuz. Bir kaçak sakladığımızı kimseye söyleyemeyiz. Lena'ya bile. Annem babam yeme. Ne olur ne söyledi Lena? Konuşmayacaksınız. Hadi çıkalım. Durun, hemen gitmeyin. Kendi kendime konuşur oldum burada. Bir şey göstereceğim size, gelin. Özür dilerim, kolun acıdı mı? Yok. Hadi çıkalım.
Hristo'yla yalnız kaldığında sana Lena ile ilgili hiçbir şey sormasına müsaade etme. Aklına estikçe de o hıra girmek yok. Sizin beni azarlamaya ne hakkınız var? Çocuk muyum ben? Benim anladığımı sen de anladın mı? Aman ağzından çıkarma. Bu ikisini yan yana getirmemeliyiz. Başa çıkabilir miyiz? İnşallah. Sebze toplayacağım. Geçen seferki gibi olmasın. Taze soğan toplayacağım diye lale fidelerini sökme. Hiçbir şeyi de unutmuyor. Yusuf, sen siperin oradakilere yardım et. Emredersiniz kumandanım. Emret kumandanım. Posta nerede? Sorayım mı kumandanım? Hemen, durma. Emredersin kumandanım. Postayı sordun. Evrak mı göndereceksin? Birini vazifelendireyim mi? Ben mektupları alan postayı soruyorum. Ha, o gitti. Gönderdim. Ne demek gitti? Hep böyle yaparız. Masamdaki mektupları sen vermedin mi? Bizzat vermedim, al onları dedim. Neleri aldı peki? Görmedim. Görmedin mi? Cemal, ne oluyor, iyi misin? Gitmemesi gereken bir evrak mı masanın üzerindeydi? Ahmet'in ağzından yazdığın mektup. Niye yırtıp atmadın? Yırtamadım. Gitmemeliydi. Ama gitti. Nazlı Ahmet'in yaşadığını sanacak. Öyle. O mektupları hiç yazmaman gerekirdi. Kendin için yazın. Ahmet için değil. Bazen dilinin ayarı olmuyor Nevzat. Kibar olmadığımı bilirsin. Bilmez miyim? Çapa yapmayı öğreteyim mi sana? Giriyorum. Bak böyle kazacaksın. Tamam. Böyle giderse parmaklarım nasır olacak, keman çalamayacağım. Tamam, sen sebze toplamaya devam et o zaman. Nazlı. Nazlı kızım. Bana verin isterseniz. Kazandı Zade Ahmet.
tertip edilen plan dahilinde bağlı bulunduğu birliğin emriyle keşif görevine gönderilmiş. Ancak tehlikeli şartlar vuku bulmuştur. Vazifesini hakkıyla yapmış olan Kazandızade Ahmet birliğine varma yolunda şehadet mertebesine ulaşmıştır. Buyurun kumandanım, hazır. Sabotajdan sonra bu tepenin önemi ortaya çıktı. Buraya saldırmak için sabırsızlanıyorlar. İçerileri ilerleyebilmek için buraya saldırmaları şart. Hattın dışına çıkıp etrafı kolaçan etmek için izin istiyorum kumandanım. Kumandanım. Söyle. Yunus. Yine ne yaptı? Bulamıyoruz, galiba kaçtı. Aklı varsa hattın ötesinde karşıma çıkmaz. Koruyamadım oğlum. Göndermemeliydim. Nasıl müsaade ettim? Ne yapabilirdiniz ki? Bu kadar mıydı elimden gelen? Servetimi muhtarın ayağına dökmedim. O melun. Muhtar olacak o kötülük kumkuması yaktı başını oğlum. Ahmet savaşa gidecekti. Elinde sonunda gidecekti. Durduramazdık. Başı eğik burada kalmak istemedi. Güzel oğlum benim. Daha dün döndüğünde yeni gömlek ister diye. Hadi kalkalım Safiye. Nasıl döneceğiz evimize? Her yerde Ahmet'i göreceğim. Hatırasıyla yaşamayı öğreneceğiz. Size bir oda hazırlasam, biraz uzansanız. Olmaz kızım. Hadi Safiye, biraz gayret. Kızım, sen bize Ahmet'in emanetisin. Bana sorarsan yerin bizim yanımız. Sağ olun Ferit Bey. Gel bizimle yaşa. Şimdi konuşmayalım bunları. Yalnız ablam Ferit Bey'in teklifini kabul eder de giderse olmaz öyle şey. Bizi çağırmadı bile. Nazlı eve girerse evlenmeden dul kalmış olur. Buna o karar verecek. Buna müsaade etmem, endişelenme. Ahmet'i çok özleyecek. Evet ama bence Ahmet hiç aşık olmadı. O cepheden gelen mektuplara aşık oldu. Thank you.
αυτό το Κρατήστε απόσταση μεταξύ σας. Εγώ θα έρθω από τον επάνω δρόμο. Ben bir ere de razıydım, kısmetime sen çıktın. Av böyledir işte. Ördek dersin, ayı çıkar karşına. Detemekti pis ise? Ayı dememe mi bozuldun? İme aksiyomatikos. Ne? Paradox eme. Stop proistamenosu. Ahmet'i öldürmedin mi dedin? Olabilir. Bu me bas. Peki söyle bana, Ahmet niye öldü? Çok gençti. İme enas apostratiotis. Sana sena. Çok gençler. Seninkiler de öyledir, yalan mı? Az mafines. Ne diyorsun anlamıyorum. Niye ölüyorlar onu söyle. Ben katalaveno. Ben katalaveno tiles. Senin de askerlerin öldü değil mi? Allah bilir kaçı kucağında can verdi. Avizeme. Bu ormanı kanla mı sulayacağız? Bu ağaçlar kanlı büyüyecek sanıyorsan olmuyor. Kuruyorlar. Biz toprağımızı koruyoruz. Kanla yeşerteceğiz bu toprağı öyle mi? Ben sekini satom polemo ego. Onlar, o gençler ölmemeli. Bak ben vurursam derdim ki, Eymus ne bekledin ki başka? Vay, sen de mi benim gibi bıçakçısın? O olur, onunla ölürüm be arkadaş. Ama şimdi değil. Öleceksin ha? Böyle mi ölmek istemiştin? Yunus! Öleceksin! Tikanes! Yunus dur! Yunanlı subay yakalamışsın, öldürdün mü? Bıçak çekti. Korktun mu? Getiriyordum da çok konuşuyordu. İyi ya. Sorguya çekerken rahat ederiz. Haklısınız kumandanım. Subayı hemen bölüye götür. Anladın mı? Kalk. Nazım, şu Nazım Bey'in kızı değil mi? Şunu biraz korkutalım. Kendinize gelin. Eşkıya mıyız biz lan? Yavaş ol Kazım, bu ne hiddet? Dönün geriye. Hadi, gidin dedim. Ya! 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 Thank you.
Bundan sonra hastaneye kadar yürüyeceğiz. Ağır yaralılar için bir arabamız var. Yürüyemeyenlere destek olun. Yürüyemeyenlere destek olun. Oğlum sen Mehmet'i olsun ben taşıyayım. Olur mu bacım? Ağırdır. Hem üstün kirlenir. Ağır gelirse taşıyamam nasıl olsa ben. Neden onların arasındasın? Yükünü taşıyamıyorum. Bırak başkası yapsın. Başkası mı Kazım? Kim o? Herkesin görevi aynı. Kimler veriyor görevleri? Sen söylesene bana. Sen korku salmaktan başka ne yapıyorsun? Ben mi korku salıyorum? Şu haline baksana. Gelip bana ne yapıp ne yapmayacağımı söylüyorsun. Senin iyiliğin için. Bu askerlerin sana kötülük yapmayacağını nereden biliyorsun? Sana göre herkes düşman, öyle değil mi Kazım? Akla gelmiyor, öyle değil mi Kazım? Ben... O atın üstünden inmemeye bak Kazım. Bizlere benzersin sonra. Onu ele alıp batı köşesine yerleştirin. Oradaki erler zayıf. Sen, talim yaptır onları. Sorgu için getirdim kumandanı. Hemen alaya götür. Bu başarından dolayı seni onbaşı yaptım. Sağ olun kumandanım. Ama... getirdiğin subay olduğu için... çavuşluğa yükselttim. Sağ olun kumandanım. Ama... ama? Emirlere karşı gelip izinsiz düşman bölgesine girdiğin için çavuşluğunu geri alıyorum. Anlamadım kumandanım. Ben şimdi ne oldum? Onbaşısın. Subay yakalamış. Sorgu için getirmiş. Demek aman sağa getireyim. Sorgu da çok işimize yarar diye düşünmüş. Aslanım benim. Yunus'un anlatmayı unuttuğu bir şey mi var yoksa? Yok. Fazlası var, eksiği yok. İzninizle kumandanım. Hı hı. Aşağıda durum nasıl Nevzat? Yığınak yapıyorlar. Biraz işte.
bekliyorsun? Bulaşacağım biraz. Onu bırak, geri bırak. Çabuk geri. Sen de getir, sen gel, sen gel. Arkadaşa bak. Önce ağır yaralıları taşı. Hemşireler nereye diyorsa oraya. Bu tarafa, yaralıyı o tarafa alın. Boş olan yerlere yatırın, boş olan yerlere. Sen al şu makası, kol ağzından sokarak kesmeye başla. Doktor bey, doktor bey. Doktor bey. Geldi, tamam geldi. Temiz bez getir. Battaniye. Bak bakayım bana. Sağlıklı görünüyorsun. Her türlü gönüllüye ihtiyacımız var. Becerebilir misin? Bilmiyorum. Doktor bey, doktor bey. Yaparsın, yaparsın. Selamün aleyküm beyler. Aleyküm selam. Muhtar! Korkutuyorsun insanları. İndir onu, şeytan doldurur. Dolu zaten. Eline hiç yakışmıyor. Ferit Bey, o eller kalem tutmaya alışmış. Kes! Şimdi ben ne yaptım ki? Allahsız herif tabi. Ayıp ediyorsun Ferit Bey. İndir o silahı. Konuşma! Oğlum ölmüş. Senin sağ kalman hak mı? Bir dolu vatan evladı toprağını koruyacak diye ölüyor. Ağzını alıp kirletme vatanın toprağı. Hırsız herif! Oğlumu inadına gönderdim. Kıpırdama! Yapmayın, yalvarırım yapmayın. Değmez. Uzaklaş buradan Nazlı, hemen! Yapmayın lütfen. Elimi kana bulamaya değmez. Gidelim. Merak etmeyin. Bir şey söylemem. Köylünün önünde silah çekti. Vuracaktım onu orada. Yanına bırakmam onu. Ellerim titriyor hala. Az daha hakkın rahmetine kavuşacaktım tövbe. Ben sonra ondan intikamımı alırım. Bu işin peşini bırakmayacağım. Doğru. Elimize fırsat geçmişken kahramanlığın sırası değil. Ahmet öldüğüne göre baban yolunu açmış. Sen kapayacağım diyorsun. Onu kimseye bırakmam artık. Çiftliği arayamadık. Nazım Bey'den kalan altınlar o evde biliyorum. Kız onun için bizi eve sokmuyor. Paraları olsa böyle didinirler mi hiç? Bir avuç şeker alacaklar diye. Numara yapıyorlar. En kısa zamanda o çiftliğe girmeliyiz.
Selamun aleyküm. Aleyküm selam. Abla bak. Nişan fotoğrafını kaldırmış. Nazlı ablama çok üzülüyorum. Toparlanacak. İkimiz de ona yardım edeceğiz. Bir karar verdim. Konuşmamız lazım. Ben anlamıştım. Bizi burada bırakıp Ferit Beylerin evine taşınacaksın. Bunu yapmak zorundayım. Yapmalıyım demek de oluyorsa ne ala? Ahmet gibi bizim için savaşan bir dolu genç gördüm dün. Hastanede çalışarak onlara yardım edebiliriz. Ne diyorsunuz? Hem Hristo pansuman yaparken elim daha da yatkınlaşır. Sen şimdilik otur oturduğun yerde. Bence o da çalışmalı. Çok doğru. Bak ne diyorsun Nazlı abla? Bakalım küçük hanım. Bu iş öyle ayağa pansuman yapmaya benzemez. Dönüşümlü yaparız. Birimiz çiftlikte kalıyorken ikimiz hastanede çalışırız. Yani çiftlikte kalıyorsun. Başka nerede kalacaktın ki? Ferit Bey öyle deyince yanlarına taşınırsın sanmıştım. Bunu nasıl düşünebildiniz? Ben gitmeyeceğini biliyordum. Hadi yiyelim. Zeynep sen kalıyorsun, biz ikimiz gidiyoruz. Olur. Evden dışarı çıkmak yok. Oo. Hoş geldiniz yüzbaşım. Sizi bekliyorum. Şimdiden tebrikler. Sabotajın başarısı hepimizi gururlandırdı. Sağ ol. Merhaba. Nasılsın? Biraz daha iyiyim. Yemek getirdim. Sağ ol. Pansumanı da yenilemek lazım. Daha iyisin. Aa! Yavaş biraz, çok sıktın. Elimden gelen bu. Bırak, ben yaparım. Yok, ben hiç beceremiyorum. Sen devam etmek ister misin? Lütfen. Zeynep, sen beni anlıyorsun. Ablan ya da kuzenin gibi değilsin. Lena'nın ne söylediğini, ne kadar merak ettiğimi sen anlarsın ancak. Ben bir şey bilmiyorum. Bana yalan mı söyleyeceksin Zeynep? Ama... Annemi babamı çok merak ediyorum. Ne olur. Öldülerse benden saklamayın. Yaşıyorlar. Yani yaşıyorlarmış. Batı Cephesi Kumandanı İsmet Paşa sizi tebrik etmemi özellikle tembihledi. O da bizim gibi gurur duyuyor yaptıklarınızla. Tebrikler Yüzbaşı. Cemal Yüzbaşı 615 rakımlı tepeyi tutmaktadır. Düşmanın gözünü diktiği en önemli tepe. Tebrik sağ ol. Oturun. Ülkenin içlerine doğru ilerleme imkanını ele geçirebilmek için buraya saldıracaklar. Cemal Yüzbaşı böylesine zorlu bir bölgenin savunmasını yapıyor. Bu tepeyi kaybedersek binlerce asker ölecek. Bu yüzden tepe ölümüne savunulmalıdır. Ben ve komutamdaki askerler bu zorlu vazifenin bilincindeyiz. Hı hı. Düşman kendine bir yol açmışsa bilinsin ki cesetlerimizin üzerinden geçiyordur. Düşman kuvvetli. Büyük taarruz ancak strateji baskınları ile mümkün olacaktır. Bu nedenle şu anda kumandanlar arası müzakereler devam etmektedir. Çok kısa zamanda taarruz haberinin geleceğini tahmin ediyoruz. Hoş geldiniz kızlar. Bize gaz yağı ve fitil lazım. Bulabilir misin? Bulurum. Bulurum da hemen şimdi derseniz yok.
Bugün hastanede çalışacağız. Akşam dönerken alırız. Tamam, tamam kızım. Nazlı kızım. Nasıl vereceğimi de bilmiyorum ya. Bak, bu sana geldi. Cepheden, Ahmet'ten. Al kızım. Herhal bu son mektubu. Nazlı. Gel şurada biraz yüzünü yıkayalım. Ben bunu nasıl okurum? Zaman tüm yaraları saracak. Bir gün açarsın. Şimdi bende kalsın. Olur mu? Beklemek istemiyorum. Ama elim almaya da cesaret edemiyorum. Kendini daha fazla üzeceksin. Otur şöyle. Bana okur musun? Şimdi olmaz. Bak şu haline. Sonra okuruz ha. Ne zaman yazmış mektubu? Aç. Ama bu bize söylenen tarihten sonra. Yanlış yazdı herhalde. Haklısın. Niye yanlış yazsın ki? Belki de orada hata yaptı. Başka birinin ölüm haberiyle karıştı. Bak burada da aynı tarih var. İki kez hata yapılmadı ya. Ölüm tarihini tutmuyor. Ahmet yaşıyor. Nazlıcığım fazla ümitlenme. İkinci bir mektubu bekleyelim. Şimdilik ailesine hiçbir şey söylemeyelim, olur mu? Dediğiniz gibi konuşacağız. Başarılar. Kuşkunuz olmasın. Sizi desteklemek için yakınınızda olacağız. Bir haberci göndereceğim size. Cemal, kolun ne oldu? Önemli bir şey değil. Sıyrık sadece. Sahra Hastanesi'ne gidin. Yanınıza asker vereceğim. Pansuman yaptır. Bu bir emirdir. Sen Nevzat Değmez'sin değil mi? Evet kumandanım. Kutlarım. Sabotajın sayesinde uçakları tepemizden çekildi. Yüzbaşım sayesinde. İkinizin bir orduya bedel olduğunuz aşikar. Yolunuz açık olsun. Sağ olun kumandanım. Nilgün hemşire. Hanımlara birer önlük ver. Tamam gelin. Onlar kaçak askerler. Bu hastayı içeri alalım. Zeynep. Ne pahasına olursa olsun gidip ailemi bulacağım. Bu ayakla hiçbir yere gidemezsin. Olmaz, gidemezsin. Burada böyle oturup bekleyemem. Ben giderim. Delirdin mi sen? Yollar çok tehlikeli. Çok yakın köy. Hemen varırım. Hayır, olmaz. Biz ablamla kendi çiftliğimizden hem de gece yola çıktık. Yapabilirim, hiç merak etme sen. Gerçekten yapabilir misin? Lena'yı bulacağım. O ne yapacağımı söyler. Evi nerede? Köyün çıkışındaki ev. Tamam. Zeynep. Dikkatli ol.
Bir yerde soluklanalım. Keyfin yok. Yok bir şey. Söylemeyeceksin. Yok bir şey dedim ya. Tamam. O mektubu göndermek için yazmamıştım. Kızın fotoğrafı masanın üzerinde duruyor hala. Farkında değilim. O mektupları yazarken de ne yaptığının farkında değildim. Ne demek istiyorsun? Mektupları niçin yazdıysan fotoğraf da onun için duruyor. Daha açık konuşayım mı? Ahmet'in yerinde olmak istedim. Bu kadarını söylemeye ben cesaret edemezdim. Ne diyeceğim? İyi olmuş hastanede çalışmaları. Fırsat ayağımıza geldi. Ne hesaplar peşindesin yine? Ne hesabı peşinde olacağım? Şu altınlar. Evde küçük kızın dışında kimse yok. Evde altınların olduğuna emin misin yani? Evet, adım gibi. Sen burada kal, etrafa göz kulak ol. Bir terslik olursa bana hemen haber ver. Ablamlar duyarsa öldürürler. Evet. Risto. Bizim çiftlikte saklanıyor. Oh, çok şükür. İyi mi peki? İyi. Ailesinden haber almak istiyor. Ailesi bu habere çok sevinecek. Risto'nun sağ olduğunu ailesine söyleyin. Tabii. Sakın bir daha bizim çiftliğe gelmeyin, olur mu? Bana güven kızım. Risto'nun hayatta kalması için ne gerekirse yaparım. Thank you.
geldiniz kumandanım. Hoş geldin kumandanım. Hoş geldin kumandanım. Hoş geldin. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Muhtar nerede? Ben muhtarın oğluyum, Kazım. Babam köy dışında, yakında. Bir emriniz varsa ben yapabilirim. Git babanım. Yüz yüze konuşacaklarım var. Şimdi hastaneye gidiyorum. Dönüşte konuşacağım. Hemen gidiyorum. Taşıyamam bunları. Gardife vurum Edo. Saklan çabuk. Çeteciler. Ferimas faitos tokipo. Edo takse karastume. Eroligo tulitsas toheri. Tato fero amesos. Oraya periyoki. Maalesef. Klima bu denirsame pio prin. Boro ke ne tin alaxo akoma kada to dendro. Masandaki fotoğraf. Bu o. O buradaysa. Hoş geldiniz. Sizi burada gördüğüme çok sevindim yüzbaşım. Sizden hastane için bazı isteklerim olacak. Pansuman için geldim. Yaralı mısınız? Kolumdan. Bir bakalım. Ayşe. Yeni gelen hastayı ameliyata alıyor muyuz? Sizi meşgul etmeyelim. Ben bir hemşire bulurum. Sağ ol yüzbaşım. Merhaba. Ne güzel bir tesadüf. Evinizden uzaktasınız. Babamın ölümünden sonra kalamadık. Amcamın çiftliğindeyiz. Vaktiniz var mı dışarıda birkaç dakika oturacak kadar? Ben iş yaparken sıkılmazsanız o sırada konuşabiliriz. Geçmiş olsun asker. Sağ olun kumandanım. Mesis mirli sabuha, zesta zesta tanera. Yar fidan boyudu. Ah, balikari iste gardiyan. Yar fidan boyu. Ah, balik. Teminim. Nazlı bugün cepheden bir mektup aldı. Ahmet'ten geliyor. Bize ölüm haberi gelmişti. Yaşıyor mu? Bilmiyorum. Cepheden ayrıyım birkaç gündür. Şunu bir düzeltin. Olmadı. Şimdi daha iyi. Nazlı, pansuman gerekiyor. Acıtmamaya çalışıyorum. Çalışmayın, birden sökün. Hemen yarayı temizleyeceğim. En zor kısmı bitti. Kurşun sıyırmış.
Acemiydi asker. Ona ne oldu? Öldü. Vurdunuz. Ben vurmadım. Ama komutamdaki asker vurdu. Vurmak zorundaydı. Kendi askerlerimizi korumak için. Koruyabildi mi? Ben sağ kaldım ama bir elimi yitirdim. Yüzbaşı. Neden uyarmadınız beni? Bir hemşireye dert yanmak istedim. Gözlerinizi görmeden. Öylece anlatmak istedim. Sizden bir ricam olacak demiştim. Elimden gelirse. Yakın köyde birkaç çadır olduğunu duymuştum. Yetmeyecek burası. Asker yardımı alabilirsem getirtebilirim çadırları. Olur. Tamam kaçın. Yatın. Panik yapmayın. Panik yapmayın. Yatın yerine. Tamam. Sakin şeysin ya. Herkes gelsin. Panik yapmayın. Yaralıları içeri taşın. Çok yaralı var diye benim. Bütün yaralıları bir an önce içeriye taşıyın. Ne olduğunu bir an önce boşaltın. Çabuk olun. Ağır yaralıları içeri taşıyın. Sihriye. Anacığım bunu çabuk olun. Çabuk olun. Herkes içeri. Zeynep. Zeynep. Yerden doğdum. Zista zista zanera.